Doğal kaynak kullanımında çevre duyarlılığıyla devam ediyoruz. Ezberleyemeyeceğimi düşündün değil mi? 3 gündür buna çalışıyorum. Vay. Hocam şimdi demin doğal kaynağın ne olduğunu, geçmişten günümüzde doğal kaynaklarda nasıl değişimler yaşandığını beraber inceledik. Peki doğal kaynak kullanımında çevre duyarlılığı ne demek? Şimdi her zaman meşhur bir laf vardır ya, işte bu tabiat, işte evlatlarımızda bırakacağımız mirastır. Hocam miras falan değil ya. Bizim değil ki sahiplenip de başkasına. Terbiyesiz! Bismillahirrahmanirrahim. Bir an düşünmüş. Hakikaten geldi bir şeyler. Doğru. Oldu. Gerçekten hocam, yani biz ondan saygılı bir şekilde yararlanmalı. Ondan sonra gerçekten gelecek nesillere bırakmalıyız, teslim etmeliyiz. Hani kendi malımızmış gibi sahiplenip kalanını da çoluğa çocuğa bırakalım. Öyle bir şey yok. Mesela burada Nil Nehri üzerinde Asvan Barajı ve Çin'deki Çink. Neçe Çin, konuşuyorum ben? Çinçe Çin'deki konuşuyorum burada. Çin'deki Yangtze Nehri üzerindeki 3 Boğaz Barajı örneklerine bir beraber bakalım istiyorum. Mesela burada Asvan Barajı'nı görüyoruz hocam. Nil Nehri üzerinde. Nehrin en dar olduğu yerde akarsuyun önüne bir bent çekerek akarsuyu durduruyorsun. Peki barajların amaçları nedir Vural hocam? İnsanlar neden baraj elektrik yapar? Elektrik üretmek olabilir, sulama, olabilir. Elektrik üretmek olabilir. Ondan sonra taşkınların önüne geçmek olabilir. Hı-hı. Baraj yapmak hayırsız bir iş değildir ama her yere de baraj yapmamak gerekiyor. 1968 yılında inşa edildiğinde mühendislik harikası olarak nitelendirildi. Nil Nehri üzerinde zaten akışın çok kuvvetli olmadığı bir nehir, alt kısımda özellikle burada. Görüyorsunuz taşımacılığa, balıkçılığa kadar yapılıyor. Ama teknolojinin imkanları ve mekansal etkileri dikkate alınmadan böyle bir proje yapıldığında ciddi çevre sorunlarına neden oluyor. Mesela diyelim ki orada balıklar ters yönden yüzüyorlar sürekli olarak senenin belli dönemlerinde. Biz o barajı evet. kapattığımız zaman yüzemeyecek. Hocam o var. Bir de şöyle bir şey var. Biz çizerek gösterelim. Şimdi sen kalktın şuraya barajı yaptın abi, tamam mı? Bak buradan su geliyor. Şuradan. Dolayısıyla bu su beraberinde hocam ne taşıyor? Plankton. Plankton taşıyor. Buradaki plankton devam edecek. Şuralarda da kendine yer bulacak. Burada balıkçılık gelişecek. Su beraberinde ne taşıyor? Alüvyon. Alüvyon nedir? Çok verimli. Akarsuyu taşıyıp biriktirdiği toprak. Alüvyonun buraya da gelmesi gerekiyor ki burada ne yapsınlar insanlar? Tarım yapsınlar. Fakat buradaki baraj planktonun da alüvyonu da tutuyor. En basit anlatım bu. Planktonlar çok küçük yapılar evet, değil midir? Nasıl evet. Ki? Hocam su burada çamurla beraber biriktiriyor burada planktonu. Doğru, yani akıyor gerçi ama tabii, yine de tabii burada biriktiriyor. Burada alüvyonu da biriktiriyor, planktonu da biriktiriyor. Dolayısıyla burada hem tarımsal anlamda ciddi olumsuz bir durum meydana geliyor. Hem de balıkçılık anlamında ciddi olumsuz bir durum meydana geliyor. Asvan Barajı çok önemli çevre problemlerine neden oluyor. Tarım topraklarında tuzlanma ve çoraklaşma meydana geliyor. Alüvyonlar yok oluyor. Nil Deltası'nda gerileme ve morfolojik, yani yapıda şekilde değişiklikler meydana geliyor. Balık tür ve popülasyonlarında azalma meydana geliyor. Planktonlar azaldığı için. Karaciğer hastalıklarında ve akciğer hastalıklarında yaygınlaşma meydana geliyor hocam. Hı hı. Bu Asvan Barajı'nın bölgeye olan olumsuz etkileri. Çin'de Yangtze Nehri üzerinde 1993 yılında yapımına başlanan 3 Boğaz Barajı 2009 yılında tamamlanıyor. Burada gördüğünüz yer, baraj dediğimiz kısım, normalde nehir şöyle akıyor aşağıya. Şurayı kapatıyorsun. Yanı yattı, çamura battı. Niye? Çünkü biz 11. sınıfta özellikle sene başı konusunda ne anlatmıştık? Burası bir akarsuysa ve sevgilisiyle buluşuyorsa, yani denizle buluşuyorsa, canlı türünün en zengin olduğu kesim neresidir? Ağız kısmıdır. Akarsuyun sularıyla deniz sularının buluştuğu noktadır. Neden? Burada tatlı suya ait canlılar, burada tuzlu suya ait canlılar yaşar. Ama sen burada bu bağıntıyı kesiyorsun. Bu bağıntıyı kestiğin için tamam, barajdan elektrik üretiyorsun. Evet, barajdan sulama da yapıyorsun. Fakat burada nehrin birçok yerde önünü tıkıyorsun. Bak burada suyu hapsetmişsin. Hani demin diyorsun ya, planktonlar nasıl gitmiyor diye. Burayı nasıl açsın?
Hiçbir şekilde suyun akıntısı yok. Yok ama nehrin hafif de olsa bir akıntısı var. Ama plankton ki. Çöküyor hocam burada dibe. İşte oradaki ani duraklama. Yani ani duraklama burada planktonu indiriyor aşağıya. Onlar coğrafya dersini dolayısıyla dinleseler de yapmazlar. Yok, coğrafya dersini dinlemekten değil. Esasında buna benzer bir şey hocam Aral Gölü'nde de var. Bilinçli olarak bazı şeyler kasıtlı yapılıyor. Kasıtlı yapılıyor. Kar zarar hesabı yapıyor. Hı hı. Diyor ki ne kadar elektrik üreteceğim? İşte tamamen sallıyorum. 60 milyar dolarlık. Ne kadarlık balıkçılıktan zarar edeceğim? 30 milyar dolar. Tamam diyor, baraj yapın, elektrik elde edin. Fakat bilmiyor ki her şey para değil. Bunun arkasından ne gelecek? Çevre tahribatları gelecek. Amacı sel baskınlarını kontrol etmek. 3 Boğaz Barajı'nın. Amacı taşkın tehdidinden korumak. Amacı elektrik elde etmek. Fakat beraberinde oldukça olumsuz durumlar meydana geliyor. Tarihi ve güncel pek çok yerleşim yeri sular altında kalıyor. Halfeti gibi Türkiye'de. Hı hı. Sen oraya baraj yapınca su seviyesini yükseltiyorsun. Yerleşim alanları sular altında kalıyor. Tarihi alanlar yok oluyor. Bu mekanlarda yaşayan 1 milyondan fazla kişi ne yazık ki yer değiştiriyor. İnşaat sırasında yükselen sular göçebe balıkların hareketini ne yapıyor hocam? Etkiliyor. Engelliyor. Demek ki ne yapmak lazımmış Vural hocam? Baraj yaparken çok iyi ölçüp biçmek lazım. Çok iyi ölçüp biçmek lazımmış diyelim ve bitirelim.